Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Haftanın SmackDown ve Raw değerlendirme radyosuna hoş geldiniz. Yorumcu ekibinden yanımızda Boğaç var. Merhaba. Boğaç merhaba. Numan var. Numan merhaba. Merhaba. Aynı şekilde moderatörümüz bugünkü Ahmet Tahir Buldogi. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hepiniz radyo yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. O zaman söz sevgili Ahmet Tahir Buldogi'de. Rabı açan isim yeni Mr. Money in the Bank Brock Lesnar. Ve Brock Lesnar'ın rakipleri var. Kofi Kingston ve Seth Rollins. Birisi WWE şampiyonu, birisi evrensel şampiyonu. Bayağı böyle patışmalar oldu aralarında ve muhtemelen Brock Lesnar'ın şu saatten sonra evrensel şampiyonu Rollins'in ardından gideceğini artık öğrenmiş olduk. Numa, seninle başlayalım eğer istersen. Olur. Ne diyorsun çanta sahibi Lesnar? Sence öncelikle çantayı kazanması doğru bir karar mıydı? Eğer doğru bir kararsa Rollins seçmesi beklediğin bir seçim miydi? Öncelikle doğru bir karar olmadığını düşünüyorum. Hatta bana kalırsa böyle Lesnar böyle tarzında adamlar, böyle Strowman'dır, Lesnar'dır. Bu adamların çantaya ihtiyacı yok. Zaten adam dese ki ben çantayı, işte ben merkeme maça çıkmadım. Ben çıkarırdım maça adamı yani. Ne gerek vardı ki yani? Ne gerek vardı çantayı almasın Lesnar'ın? Yani orada... Ya bence bundan sonra Money in the Bank maçlarının hiçbir önemi kalmadı abi. Hiçbir önemi kalmadı. Ya katılımcı olmayan, maç kartta bulunmayan, ya bunu söyleyince de aa kuduruyor, kudur diyen tipler var. Ya ne kudurması anasını satayım. Ya maçların hiçbir önemi kalmamış. Maç kartta olmayan adam hakkı olmayan şeyi tutup kazanmış. Ya geçen sene ya da iki sene önce bu yapıldığında maç yenilenmedi mi abi? James Ellsworth kazanınca çanta maçını. Bir sonraki SmackDown'da Money in the Bank briefcase merdiven mücadelesi yenilenmedi mi? E şimdi niye kimse demiyor? Birader senin burada ne işin var diye. Ama bir bu dakika. Bu federasyonda herkes aklını mı kaybetti kardeşim? Abi Rumble'da Becky yokken kazandı. Kadın maçta yoktu. Doğru. Kazandı. Ama o geldi maça girmek için rica etti, yalvardı olmasın. Bu direkt geldi öküz gibi aldı gitti kemeri. Hayır kim ya? Abi Rumble maçlarında herkesi biliyor musun da? Katılacak herkesi biliyor musun da Rumble maçlarında? Lana girecekti. Lana sakatlandı. Ben girmek istiyorum dedi. Peki soktular maça. Tamam o başka. Şimdi maça sokan olmadı ki. Bu direkt geldi girdi. Hoş, sokan ama... olmadı ki maça. Bundan sonra hiçbir önemi kalmamıştır Money in the Bank maçlarının. Heyman şey diyor ama promosunda. Ya. Diyor ki ben hani biz arkada görüşmeleri yaptık maça soktuk diyor. Yani aslında şey değil ama orada kimse anons etmeyince falan böyle haydan gelmiş. Abi, direkt giriyor alıyor gibi oldu. Hayır arkada görüşmeleri yapsa bile ne olur çıkar ring anonsörü der ki maça yeni katılımcı Vince McMahon'ın emriyle ya da Raw yönetiminin otoritenin her neyse şu an yönetim mekanizması otoritenin emriyle maçın yeni katılımcısı Brock Lesnar olmuştur denir. Abi yıllarca biz Montreal Screwjob'da bir zil sesi yüzünden, bir düdük sesi yüzünden 20 yıl boyunca bu konuyu dünyalar ötesi bir hale getirmedik mi? Madem ring bileşenleri bu kadar önemsiz, her an maça elde edebiliyor, biz niye izliyoruz abi Money in the Bank maçlarını? Hiçbir önemi kalmadı yani. Seyircinin gözünde sıfırlandı yani. Bilmiyorum. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Evet çok değerli görüşler duyduk. Mr. Money in the Bank Brock Lesnar'la alakalı ve Money in the Bank'in tarihiyle alakalı. Ya şunu söylemiştik eğer hatırlarsan Burak Gür Money in the Bank yayınında. Hani 9 sene oldu. 9 senedir izliyoruz Money in the Bank'i. Ve yani 2 senedir 2-3 senedir böyle bir değersizlik var. Braun Strowman kazandı. Hani isimler büyük de pek bir olay olmadığını söylüyorum. Bir değersizlik var. Hani eskiden bunu daha mantıklı adamlar kazanırdı. Efendim mesela. Ya mantıktan kastımız neydi abi? Money in the Bank'i kazanan potansiyelli güreşçiler olurdu. Evet. Evet, evet, evet. Ya bak beğenmesek de beğenmesek de Alberto Del Rio gelir alırdı ve seviye atlardı. Evet, evet. Daniel Bryan aldı, seviye atladı. İşte The Miz mi? The Miz aldı, seviye atladı. Jack Swagger var. Edge aldı, seviye atladı. Ya neydi? Hani futbol menajer hepimiz aşağı yukarı oynamışızdır. Nedir? Alırsın bir futbolcuyu, tamam mı? Wonderkid adı altında ilk 11'inde yer verirsin ve bambaşka bir seviyeye gelir. Money in the Bank briefcase'i de, çantası da
bambaşka bir seviyeye getirme aracıydı. Ama maalesef üzülüyorum ki, bak Baron Corbin başka bir seviyeye gelirdi ama Baron Corbin hakkında söylemiyorum. Her ne kadar keşini başarısız olsa da bence seviyeyi atlatmıştır Baron Corbin'e. Çünkü ardından Raw'a geçti, Constable oldu, bir sürü önemli senaryoda oynadı, Kurt Angle'ı emekli etti. Raw'ın en önemli ismi. Ama tutup Brock Lesnar'a çanta veriyorsan gerek yok abi ya, anladın mı? Money in the Bank'in içini boşaltıyorsun. Bugün WWE'deki çoğu şey kokuşmuş halde. Bu konuda da biraz bize benziyor WWE şirket özelinde. Bize derken genel olarak Türkiye manzarasına benziyor. Çoğu şeyin içi boşalmış, anlamsız hale gelmiş boyutta. Tıpkı ilerleyen dakikalarda konuşacağız 7-24 kemeri gibi. Hani bu da üzücü yanlardan biri. Chatbox'ta değerli yorumlar görüyorum bu arada. Evet, evet. Strowman, Lesnar gibi isimlerin çantaya ihtiyacı yoktu. Son iki senede çanta boşa gitti. Verdiğiniz örnekler gibi seviye atlamaya ihtiyacı olanların alması gerek, ihtiyacı olmayanların değil. Boğaç, katılıyor musun bu yoruma? Ya katılıyorum. Çanta çok önemli bir imkan çünkü. Yani çok farklı isimler gördük çantayla. Hani neydi? Jack Swagger gördük mesela. Hı-hı. Ondan sonra Edge'i gördük, CM Punk'ı gördük. Ve bu isimler çantayla beraber ondan sonra kariyerlerinde farklı noktalara geldiler. Yani Swagger için aynı şeyi söylemeyeceğim de en azından Edge ve CM Punk örnekleri, Miz aynı şekilde, bu örnekler çok ciddi örnekler. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yazılan doğru bence. Lesnar'ın çantaya ihtiyacı yok. Lesnar osursa maç verirler Lesnar'a. Kemer maçı direkt verirler. Hiç kimse de şey yapamaz. Hani orada gidip ikinci bir şekilde düşünmez yani. Direkt verirler o maçı. Hı hı. Benim buradan çıkardığım İki şampiyondan birini, tahminen Seth Rollins'i, uzun bir süre tutacaklar kemerle beraber ve şey olacak, hani daha sonbahar aylarında Lesnar'ı bu çantasını kullanmak üzere kullandıracaklar Seth Rollins'e karşı. Da hani niye bu kadar erken böyle bir şey yapmak istediler, ben açıkçası anlamlandıramadım. Hani ya da geçiş rakibi olabilecek birine çantayı verip boşuna çantayı mı patlatmak istemediler? Yani yorum koyamıyorum. Ama çok hoş değil tabii. Ha, ama şey var bak, Alp yazmış. Küçük bir ismin çantayı alıp başarısız olmasındansa Lesnar'ın çantayı almasını yeğlerim diye. Yani orada atıyorum abi, kim vardı maçta? Ya, kim ya, bir şey diyeceğim. Bugüne kadar küçük bir isim kazanıp da çantayı alıp kim başarısız oldu abi? Corbin. Ya demin sen... Corbin. Abi bak Corbin. Bak. Gene başarılı olmuştur ya. Corbin'in çantayı almadan önceki halini düşünün. Bir de çantayı aldıktan sonra anası, evet, Damien Sandow, doğru. Ha, Damien Sandow var, aynen. Çantayı aldıktan sonra Constable oluşuna, Raw GM'i oluşuna, ya başka evet, bir seviyeye erişmesine bakın. Ama Damien Sandow'a bir şey diyemem tabii. Mesela şey de yakalayamazdı yani o momentumu. O kadar mesela... hata, o kadar hata ya, Damien Sandow diyorsun. Kadının kızında da olur abi. Şey mesela olur muydu bu kadar? Mustafa Ali alsaydı çantayı, bizim abi. Siverekli alsaydı çantayı ve başarısız olsaydı. Bundan başarısız olduktan sonra bile mesela Corbin gibi bir karakter gelişimi içerisine girebilir miydi? Bence Corbin bir tık ayrılıyor orada. Yani. Mustafa Ali zaten bıraksalar da WWE şampiyon olacaktı resimle ya da. Yani. Evet, Money in the Bank böyleydi. Bir yorum daha gördüm. Money in the Bank artık çanta değil, Lesnar'ın omzunda teyp oldu. Paranın müziği çalıyor. Ona... Bayağı... Oğlum, komik ama ya. Lesnar gerçekten hani geliyor. 5 dakika görünüyor. 3 ay yok. Şampiyon. Reign kasıyor. Parasını da adam. Gerçekten yani alfa diyebilir miyiz Lesnar için? Ya lütfen Lesnar'ı övecek şeyler söylemeyelim abi. Ya çünkü Lesnar bu şirketin seyircilerine alenen hakaret etmektedir. Hoşuna evet, giden olabilir. İşte trollük yaptığını düşünen oluyor olabilir. Alfalık yaptığını düşünen oluyor olabilir. Harika bir, güçlü bir duruş sergilediğini gösteren düşünüyor da olabilir. Ama bu şirketin izleyicilerine alenen hakaret etmektedir Brock Lesnar. Evet, Brock Lesnar insanları çok ikiye bölen bir figür haline geldi. Gerçekten WWE'de hani seven çok seviyor, nefret eden çok nefret ediyor. Enteresan. Bakalım Lesnar'ın gidişatı ne olacak? Son kez tahminlerinizi alayım. Sizce Lesnar hangi kemer oynayacak? Bu aç.
Ya herhalde evrensel oynar ya. Numan? Yani Universal olacak bence de ya. Ne bileyim. Kofi'ye geçin yapması da düşündüm de abi. Ya Kofi çok zayıf bir rakip olarak kalıyor bence Lesnar'ın karşısında. Yani Kofi'nin karşısında ya Kofi'nin karşısında şey falan çıkaracaksın. Hani o bile aslında çok skandal, konuşur muyuz bilmiyorum da. Yani Kevin Owens'ın öyle kaybetmesi de çok inanılmaz büyük skandal bence de. Yani Seth'e kaybetti WrestleMania'da falan. Hani o tip buradan da alttan böyle bir şey oluşturup öyle götürebilirler. O daha mantıklı geliyor en azından. Evet, bir de Buğra göre dönelim. Acaba Fox'a geçmesiyle SmackDown Lesnar alır mı WWE şampiyonluğunu? Lesnar şirkette var olduğu sürece her an bir kemeri piç etmeye olasılığı var demektir. Evet. Lesnar 7/24 kemere çıkmadan önce diyordum, aha Brock Lesnar gene ana kemer alacak. World Heavyweight Championship dönecek. Ya abi, ya Brock Lesnar bir dakika, ben gene olayın şokunu atlatamamış vaziyetteyim. Ya ben Money in the Bank katılımcılarından biri olsam, işte kim var abi, Mustafa Ali var, ne çocuğun adı? Drew McIntyre var bak. Başka diğer katılımcıları sayın. Randy. Andrade. Andrade Cien Almas. Ya bir tanesi olsam ne yaparım biliyor musun? Mesela Andrade Cien Almas'ım. Tam Andrade Cien Almas değilim. Ricochet'im. Direkt istifamı basarım ya. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ringin içinde 40 dakika 50 dakika birbirini paralıyor adamlar seyirciden alkış alabilmek için. Bir tane kodoman aynen biri geliyor çantayı alıyor. Ya maç bittikten hemen sonra basarım istifayı ya. Ya böyle bir saygısızlık olabilir mi? Ya bir insan kendi çalışanına saygısızlık yapar mı? Sevgili Vince McMahon. Gerçekten üzülüyorum. Ya evet. Onu geçtim, bir de maç sonunda Lesnar'ın çantayı alırken bir de Randy'ye attığı bakış var ya, ben olsam Randy'nin yerini diyemeyeceğim. Aklım bol... Yani saldırırdım ona ya. Valla saldırırdım ya. Evet be. Yani şu an öfkemi ifade etti adeta gaz, arada ara gaz sesi. Evet. Tut. Oğlum İstanbul'da bayram başında duruyorum. Ne bekliyorsunuz ki? Tehlikeli semt. Money in the Bank üçlemesi de böyleydi. Bakalım Lesnar ilerleyen dönemlerde hangi kemer oynayacak? Lesnar kemeri kazanacak mı? Bu da bir soru. Kazanacak diye. Kazanır. Lesnar'ın kemeri kaybetmesi var ya. Evet. Öyle bir dünya. Kazanmasından daha büyük fiyasko olur. Öyle bir dünya yok abi. Yani Lesnar kemeri kaybederse onu tartışırız, ben sana söyleyeyim. Bir radyo programının tamamını onu tartışırız. Neden Lesnar'a kemeri kaybettirdiler diye. Çantayı verip. Evet, Rotunda demiş, Gür çok güzel isyan ediyor ya. Kuti demiş, Ali'nin haberi vardı Lesnar'ın geleceğinden. Evet, Ali'nin haberi yok muydu? Ali'nin haberi, ya o biraz artık işin magazin kısmı ya, haber olmayan. Hepsinin var, son dakika söylemişler Lesnar alacak maçı diye. Normalde hepsi maçta maçı Ali alacak diye biliyorlarmış. Evet, Lesnar yine bir sürpriz yaptı ve... Ali üzerinden Lesnar'ın geleceği gizlenmiş haber bültenlerine. Tamam. Evet. Evet. Baştan aşağı çöplüktür Money in the Bank denmiş. Ali'ye 2 dakika önce demişler. Bunlar tabii işin magazinsel kısmı. Biz arka alanda değiliz. Ne derece doğru ne derece değil bilemiyoruz. Alp kaynak Meltzer'se yalandır yazmış. Meltzer'e de geleceğiz, evet. O zaman Rav'a devam edelim. Rav'ın artık yeni bir kemeri var ve bu duyuruyu Mick Foley yaptı. Pek istenen reaksiyonu alamadı. Hatta hiç reaksiyon alamadı. Hatta yuhalandı yer yer. Rav'ın yeni kemeri. Çünkü SmackDown'da. İnsanların beklentisi farklı yöndeydi. Evet, Rav'ın SmackDown'ın yeni kemeri 7/24 kemeri. 7/24 her an her yerde, hakemin olduğu bir yerde savunulan bir kemer. Ve o kemer o gece 3 isim değiştirdi. Titus, Robert Root, Arturut. Ve son şampiyonumuz Arturut. Boğaç, seninle başlayalım. Bu yeni kemer seni tatmin etti mi? Yani şimdi tatmin olmanın tanımını burada nasıl yapıyoruz? Önemli olan soru bu. PG döneminde hardcore kemeri getirdiler adamlar işte. Yani hardcore, anladınız ne demek istediğimi. Bence gayet eğlenceli. Arka alanda kullanılmayan tonla adam var. Ha. Ya da şovlarda böyle jobber olarak, harbi olarak çıkan öyle. Bu tip adamları değerlendirebileceğin inanılmaz bir fırsat işte. Yani istediğin gibi kullan. NXT'den tut, Raw'ına, SmackDown'dan NXT UK'ine kadar dedi ya Foley işte. Aynı öyle yani. İstediğin gibi karıştır olayları orada. Bence gayet güzel bir konsept. Hani karşı çıkan kemerin tasarımına çıksın da, yani konsepte bence karşı çıkılacak hiçbir şey yok ya. Çok temiz konsept yani.
İnanılmaz evet. Rahat. Arabanın içinden çıkan hakem efsaneydi demiş Kuti. Evet, bayağı arka alanda backstage'de falan korunuyor kemer. Kemerin tasarımı çok kötü, fikir güzel demiş Cold Blue. 10 yaşındaki çocukların izlediği şovda hardcore beklemiyordunuz herhalde demiş Vakara. King of Beers... PG politikası evet. Nedeniyle hardcore falan denmesi zaten mümkün değil. Kemer ne kadar çoksa arka alanı memnuniyet o kadar artar. Ben buna katılıyorum bu arada. Numan sana dönelim o zaman. Yeni kemer 7-24. Son şampiyon Arturo. Abi yani diyecek bir şey bulamadım buna kemeri izlerken ya. Gerçekten var ya ben diyecek bir şey bulamadım. O ringdeki Mick Foley'in çaresizliğini falan var ya. Yuhanlı Gaz'ın çaresizliğini. Abi çok kötü bir durumdu ya. Ya ben hiçbir şekilde beğenmedim bu arada yani. Kemerin tasarımını da şeyini de. Abi yıl olmuş 2019'da abi Hardcore Title'ın şeyi mi kaldı? Gözünü seveyim yapmayın ya. Yapmayın ya arkadaş bu ne ya. Gerçekten bunu abi hani. Şimdi her show muhakkak arka alanda 2-3 segment izleyeceğiz şimdi sırf bu kemerle alakalı. Hı-hı. Doğru değil mi? Öyle. Yani. Gereksiz bence. Yani şovda o kadar sıralama adam var anasını diyeyim. Bir de içecekler bu kemerle yiyecekler. Çünkü bu kemer de büyük ihtimal ya böyle Arthur gibi troll kişilikler olacak tamam mı böyle ya da böyle sürekli kaybeden birinde olacak kemer. Yani. O zaman ben Numan'a bir soru soracağım. Şimdi Raw kaç saat? 3 saat değil mi? 3. O 3 saatin saçma bir kısmında 3 ve 3 kadınlar tek team maçı mı izlemek istersin yoksa arka alanda kemer için mücadele mi izlemek istersin? Arka alan, otopark. Kanki trollük yerine 3 kadın maçını izlerim daha iyi anasılayım. Ya işte belli noktada trollük olur. Belli noktada ciddi güreşir adamlar yani. Hani Arturo taldı diye bu kadar hani olay trole yoruldu da ben o kadar inanılmaz troll havasına geçeceğini düşünmüyorum o kemerin. Arturo'nun kemerin ilk sahibi Titus abi. Yani Arturo'dan yani. Daha troll. Ben bunu ne diyebilirim ki daha ya hoş yani. Zamanında hardcore kemerini kimler aldı abi ya? Yani abi hani... zaten hardcore üzerine kurulu bir düzen yoktu da orada da ben SmackDown'ın arka segmentlerini seyrettim hardcore title'ın. Komediydi ya. Gerçekten ben funny segment adı altında istediğimi aldığımı düşünüyorum. Olması gereken de buydu bana göre. WWE'deki eksik noktalardan biri buydu bana göre. Peki kemer tabii tasarımı WWE Championship dönse başka şeyler konuşurduk. Tabii. Kemerin tasarımına dönelim o zaman. Buğra Gür yine sen konuşuyordun. Kemerin tasarımını ya, hani ben çok şey değilim. İmajlı biri değilim. Ben biraz niteliğe bakarım. Nitelikte de hani arka alanda komikli şeyler, aynı zamanda aksiyon, macera, merak, biraz da gerilim verebiliyor olması kemerin bence güzel ya. Hem Arturuh'ta yapılan sen zencisin, kemeri çaldın, hırsızsın etrafa diyerek etrafa duvarlara işte kolonlara Arturuh aranıyor tarzı billboardlara yapıştırmalar, stikerler asmaları da bence çok komikti. Çünkü Amerikan halkı içinde de biz nasıl Suriyelilere bunlar şeydi Suri diyorsak onlara da zencilere karşı öyle bir tutumları var. Bence komikti yani işin mizah tarafı da güzeldi. Evet, komedi varsa reyting ver beyler zaman o zaman artık demiş. Zaten WWE son dönemlerde bayağı artık dizileri prodüktörlerini falan katıyor yazar kadrosuna. Böyle espritüelleri artırmak için. Böyle şeyler görüyoruz. Abi çok normal ya. Yani 3 saat şov yapıyorsun. Evet. Ve 3 saatin tamamını saf güreşle geçirirsen yani çok normal bir şekilde tabii o zaman reytingin sekteye uğrar. Yani. Bu tip atraksiyonları, farklılıkları eklemek durumundalar. Yani ekleyebilecekleri ve güreşle en yakın olabilecek şey bu yani. Hani benim en azından yakın şeyde geçmişte aklıma gelen. O yüzden çok ters bakmanın bence inanılmaz şeyi yok yani. Hani bir yanı yok, anlamı yok. Evet yani daha tabii bir hafta oldu. Kemerle alakalı bence benim görüşüm çok erken bir şeyler bir kanıya varmak için. Şimdi Arthur zaten iyi bir komedi materyali. Fakat Buğra Gür'ün geldiği noktaya geliyoruz. Oradan başka bir konuya bağlayacağım. Irkçılık konusuna. Irkçılıklarla itham edilen bir adam var Rav'da biliyorsunuz. Lars Sullivan. Lars Sullivan enteresan bir şekilde Kalisto hafta içinde tweet atmıştı Lars Sullivan'la alakalı. Kalisto da biliyorsunuz azınlıklardan. Meksikalı falan. İşte bana gelsin etsin falan demiştik. Lars Sullivan geldi bu hafta. Hem Kalisto'yu hem Lucha House Party'yi indirdi. Sullivan büyük bir yıldız olacak. Çok büyük pushlar alıyor. Herkesi domine ediyor. Buğra Gür. Acaba Sullivan bu projenin karşılığı bir adam mı?
Yani karşılık mı yoksa bu projenin antisi mi diyelim? Yani artık sana kalmış. Karşı ben antisi olduğunu düşünüyorum. İşte bu milliyetçilik akımı dediğimiz Avrupa'da da Birleşik Devletler'de de yükselen sağ merkezli tabanlı milliyetçi akılım. Zaten sol tabanlı milliyetçilik akım olmaz da bizde var ama sol akımlı milliyetçilik. Gerçekten Avrupa'ya örnek olabilecek bir ülkeyiz. Mesela bizde hani şey var, Turancılık var. Arap dininden tamamen alakasız. Sadece işte Türkistan ülkelerinin Birleşik Devletler olma amacı güden bir politika bu. Zamanında işte İttihat ve Terakki bu politikanın peşindeyken Mustafa Kemal Enver Paşa'ya sizin yaptığınız bir hayal demiş ve İttihat ve Terakki ile de ters düşmüştü. Yani Amerikan Birleşik Devletleri, Amerikalılarda da sağ merkezi yükselen bu milliyetçilik akımının bir antisi olarak görüyorum Lars Sullivan'ı. Vince McMahon'ın bu kadar dedikoduya rağmen aynı şekilde Lars Sullivan'ın arkasında durma sebeplerinden de bu yani bence farklı bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Biraz Donald Trump'ın light versiyonu gibi geliyor bana sevgili Lars Sullivan. Evet, Lars Sullivan'ın siyahilerle alakalı, işte lezbiyenlerle, gaylerle alakalı. Tabii ki. Ve Stephanie McMahon'la alakalı eski yorumları var. Hatta hani Stephanie'le alakalı bayağı +18 bir yorum var hani. Buna rağmen Triple H push verdiriyor. Boğaç, sana dönelim. Lars Sullivan büyük bir yıldız olur mu? Ya sanmıyorum ya. Yani en azından yakın süreçte kendisinden öyle bir izlenim almadım da hani bence gidip gidebileceği en büyük nokta bir Braun Strowman klonu olmak yani. Çok ben fazla farklı bir şey görmüyorum. Hoş. Evet. Şirkete hangi böyle size'lı herif gelse onlardan da böyle farklı bir şey beklemiyorum. Hani Keitli'nin falan çok yükseleceğini düşünmediğim için NXT'den bir anda böyle ana kadro yapıp da böyle inanılmaz patlama yapacağını düşünmediğim için onu saymıyorum da. Hani genel olarak bu size'da gelip beyaz olan adamların böyle inanılmaz yolu yok yani abi. Numan, Vladimir Kozlov'un ilk çıkışını hatırlıyor musun? Undertaker'ları yendi. Triple H'leri yendi. Vladimir Kozlov'a benzetiyor musun Sullivan'ın yükselişini? O da böyle bir giant'tı. Dominant. Numan? Evet, bir pardon. Abi, evet, abi, Vladimir Kozlov diyor. Abi direkt olarak söyleyeyim sana, ben Kozlov'la bunun alakası yok. Bir kere Kozlov'da yetenek var. Bunda yetenek yok anasını. Öyle durum var. Kozlov ya. Yani Kozlov kadar yok abi, tamam. Adam sonradan biraz mala bağladı ama yani başlarda bayağı iyiydi Kozlov ilk geldiği zamanlar. Neyse. Evet. Abi bana kalırsa Lars Sullivan, Braun Strowman'ın, yani bu başın dediği gibi, Braun Strowman'ın klonu olmasına ele gidemeyecek bir adam. Hatta kendini Braun Strowman kadar seyirciye sevdiremeyecek bir adam. Çünkü bu hani nasıl diyeyim, seyirci bunu hiçbir şekilde hiçbir zaman ısınamayacak. Sırf bu ırkçı yorumları yüzünden yani. Isınamayacaklar. Tamam, belki Monster Hill olarak belki takılabilir falan ama yani. Braun Strowman, abi bu adama push vereceğine Braun Strowman'a ver, daha iyi. Evet, Jet Bucks'a dönelim hemen. Sullivan'ın büyük bir isim olacağını uzun zamandır söylüyorum demiş King of Beard. Sullivan 2016 model Strowman. Vince ılıktır demiş. Sullivan şirketin elinde patlar demiş Doğan. Vesaire vesaire. Bakalım Sullivan'ın geleceği ne olacak? Irkçı yorumlarına rağmen eskiden yaptığı Vince ona push vermeye devam ediyor. O zaman bir sonraki konumuzu atlayalım hemen. Roman Reigns ringdeydi ve Shane McMahon'la bir promo savaşına girdi. Ve bunun sonucunda Arabistan'da dünyanın en iyi güreşçisi Shane McMahon. Kimdi dünyanın en iyi güreşçisi? Shane. Roman Reigns'e karşıya gelecek. Who is the best in the world? Evet. Burak Gül'le başlamak istiyorum. Dünyanın en iyi güreşçisini izleyeceğiz bir kere daha Arabistan'da. Araplar gerçekten çok şanslı. Roman Reigns'i bu sefer yener mi? Ya 8 tane misafir kullanıcımız var. Kısa bir işlemle mixer üye olup chatbox'ta muhabbetimize daim olup soru ve görüşleriyle katılabilirler. Ya Roman Reigns'in dünyanın en iyi güreşçisi karşısında tabii ki şansı yok ama ilerleyen zamanlarda belki daha büyük galibiyetler için, yani Shane McMahon adına konuşuyorum. Shane McMahon'ın o kazanabileceği daha büyük galibiyetler için Roman Reigns bu maçı alabilir. Çok ilginç ya. Ben Arap şovları
benim için çok güzel bir aynı zamanda sosyolojik analiz oluyor. Çünkü Arabistan'ın siyasi ve sosyopsikolojik değişimlerini irdeleme fırsatımız oluyor. Arap kültürü de her ne kadar reddetsek de bize yakın bir dinamiklere sahip, bize yakın dinamiklere sahip. Baktığımız zaman WWE'nin de bu kadar çok Arabistan'ın içinde olması, senede 2 bazen 3 şov yapması, live eventlara gitmesi, kadın güreşçiler çıkarması bizim için gerçekten Arap dünyasını da anlamak adına büyük bir fırsat. Ben keyifle seyredeceğim ya maçı da, Arapları da, genel olarak siyasi düzlemi de. Şaka değil, bundan birkaç ay önce 15-16 tane Arap ajanı İstanbul'a havaalanı üzerinden giriş yapıp Arap konsolosluğu büyükelçiliğinde bir gazeteci öldürdüler. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da Türk vatandaşlığı da vardı. Yani ilginç bir süreç yaşıyoruz. WWE de bu sürecin tam merkezinde. Hatta o dönem şovların da iptal olması yönünde talebi de vardı Birleşik Devletler medyasının, hatta kamuoyunun. Bilmiyorum, ben genel bir analiz yaparak girdim. Roman Reigns özeline dönecek olursak, bu maçı ilerleyen aylarda Shane McMahon'ın daha büyük bir galibiyet alabileceğinden ötürü Roman'ın kazanacağı kanaatindeyim. Evet, Arabistan dedik bu aç. Arabistan'da Roman Reigns ve Shane McMahon'ı göreceğiz. Sosyolojik takım tespitler denedik Burak'tan. Çok haklı olduğu noktalar var. WWE bu ateşi harlıyor. Dünya kutuplaşıyor. Ve Arabistan'da bunun bir parçası Amerika'ya yanaşmaya çalışıyor. Buna rağmen WWE gitmeye devam ediyor Arabistan'a. Ne olur sence Arabistan'da Roman Reigns ve Shane McMahon bu aç? Bir hafızamı tazelemeniz açısından soracağım. Drew bu olayın neresinde kalıyordu? Yani Drew yancı. Şeyde ring kenarında mı duracaktı şeyde Arabistan'da? Yok, normal birebir maç olacak. Evet. Tamam. Yani tamamen Roman pohpohlamak için başka hiç kimseyi bulamadılar. Shane McMahon attılar önüne. Yazık abim, dünyanın en iyisi sıfatıyla güreşen bir abimizin Roman Reigns gibi bir çöplüğün, garabetin karşısına çıkacak olması hoş bir şey değil. Evet, bu durumdan son derece memnuniyetsizim yani. Bunu belirtmek istiyorum. Evet Numa, sana dönelim. Roman Reigns, Shane McMahon. Ya dünyanın en iyi güreşçisinin alması gereken maç bu abi yani. Abi Roman Reigns kim yani? Dünyanın en iyi güreşçisi karşısında Roman Reigns kim abi ya? Kimdir yani? Yalnız şakası bir yana, ben bu Shane McMahon'ın heel olduğundan beri çok acayip derecede adam bana bir şey veriyor, haz veriyor abi. Ondan hiç kaybetmesini istemiyorum ben Shane McMahon'ın. Niye kaybettik adam yani? Aslında hazır momentum var. Bu arada bu yaşında Shane McMahon'ın üst üste 3. pay-per-view şovdan çıkması. Evet öyle oldu. Onunla ilgili birkaç ay önce haber vardı hatırlarsanız. Shane McMahon'ın ana kemer alabileceği konusunda bir iddia düşmüştü ortaya. Spekülasyon yaratılıyordu. Ama Shane McMahon da adım adım buna gidiyor. Allah Kofi'den daha iyi şampiyon olacak kesin ya. %100 katılıyorum. Kofi'ye gelin SmackDown'la. Bu arada Araş'ın selamları var sana chatbox'tan Numan'cığım. Gör bak, yayın YouTube atılacaksa bana sövdürme ya. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet. Rotunda demiş Numa sana katılıyor. Heel Shane ayrı bir sarıyor. Çok sevdim demiş. Oh my mind. WWE'nin başına gelen en kötü şey Roman Reigns'tir demiş. Opportunist. WWE'nin başına gelen en kötü şey Brock Lesnar demiş. Hayır değil. Araplar ne anlar maçtan? Jinder Mahal. Arabistan'da, evet Arabistan'a dönelim o zaman. Arabistan'da kadınlar maçı. Arabistan'a gitmeyen güreşçiler. Bu hafta güreş gündemini çok yoran haberlerden de bunlar. Arabistan'da kadınlar güreşebilir. Bazı isimler var dövmeleri dolayısıyla Arabistan'a gitmek istemiyor. Ama şeytan Arabistan'a gidiyor. Finn Balor, Buragür. Şeytanı taşlarlar mı Arabistan'da? Taşlarlar. Ya... taşlayabilirler abi ama helal olsun biz ya şimdi genel olarak konuşalım bu konuyu. Türkiye gibi hani
Avrupa'yı medeniyetleri yakalamaya çalışan 300 senedir bu işin peşinde koşan bir ülke bu kadar çok geriye gidiyorken Arapların bu kadar hızlı biçimde çabuk çabuk reformları yapıyor olması beni açıkçası hem imrendiriyor hem de üzüyor. Baktığın zaman Finn Balor'ın taşlanma ihtimali yok mu? Elbette var. Ama Araplar da bu reformla çok geçmeden ayak uyduracaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman bir de absürtlüğü de tabii beraber ne getiriyor? Aleister Black'in dövmeleri yüzünden. Dövmeleri bayağı bütün vücudu dövme olduğu için istemiyorlarmış Aleister Black. Ya oğlum, abi yani. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu seneki Arap şovunun bombası bence sürpriz bir kadın maçının yapılacak olması orada. Doğru. Doğru olabilir. Yani düşünsenize mayosuyla bikinisiyle şey çıkıyor. Alexa Bliss çıkıyor. Araplara fethetip bir hayal ediyorum. Ya muhtemelen gözleri kapatırlar. Şey olmuştu geçtiğimiz sene ufak bir Carmella. 5 saniye falan Carmella görünmüştü LED'lerde Arabistan şovunda. O yüzden özür diye yayınlamıştı yani WWE. Özür dileriz kadın gösterdi. Abi şey özür diledi. WWE özür diledi. Bir de Suudi Krallık özür diledi. Ya bu adamlar şeyi ihlal ettiğini düşünüyor. Yani Muhammed'in şeriatını ihlal ettiğini düşünüyorlar. Çok başka yere gidiyor orada da WWE'nin bulunması. Ama ben bu sene kadın maçları yapabileceklerini düşünüyorum ya. Çünkü ne zamandır buna zemin hazırlıyorlar. Peki kim çıkar eğer Arabistan'da maç olursa Burak? Yani erkeksi kadınlar çıkar. Mesela hayır. Erkeksi ama kadınlar ya. Şey ya. Tamina çıkar abi ya. Aynen. Kardeşim orada bir tane erkek var. O da işte The Man ya. The Man kardeşim be. Taksim delisi Cenk erkeksi. Evet Boğaç. Boğaç sana dönelim. Arabistan'da ki bu devrimler artık devrim mi denir? Ne denirse tersten mi devrimdi? Ne düşünüyorsun? Valla yani keşke biz bir şeyleri becerebilsek. Başka çok bir şey demeye bence gerek yok ya. Yani hani ülkedeki haberleri görüyorum. Bir de dünyaya bakıyorum. Allah bizim belamızı vermiş diyorum. Başka ne diyeyim yani? Çok net özetledi Boğaç. Numan sen bir şeyler diyecek misin Arabistan olayına? Yani benim için iyi oluyor ya. Akşamda da şov izliyoruz da yani abi. Ya lütfen abi ama şu var bak. Şovda bak güreşten falan bir şey bekliyorum. Önceki seneki gibi böyle troll bir şov da olsun olur. Eyvallah sıkıntı yok. Abi lütfen şu ringin önünde koltuklarla oturmayın ya. Başka bir şey istemiyorum abi lütfen ya. Abi klasik Arap görgüsüzlüğü. Başka hiçbir şey abi lütfen abi. Ya. Başka bir şey istemiyorum abi. Bir oraya bir buraya yürüyorlar. Yani yürüyorlar bir de koltuklu abi. Tek istediğim şey olmasın abi. Bak abi yemin ediyorum bütün şov troll olsun umurumda değil. Ya yeter ki sırf o koltuklar olmasın yani. Çok pis nefes de bu koltukların ya. Abi yani neyse ırkçılık yapmayalım. WWE Suudi Arabistan'a gidiyor. Bakalım Suudi Arabistan'a bahar gelecek mi? O zaman artık Raw'ın son bölümüne geliyoruz. Arenayı tavaf ediyorlar. Raw After Dark. Artık Raw'ın son saati daha sert olacak. Arenalar kararıyor. WWE reytinglere çare için galiba böyle bir tema değişimine gitti bu aç. Arena karartma olsun, farklı konseptler deneme olsun. Sence tutar mı bu aç? Bunu yapmak zorundalar. Artık yani bazı kült demeyelim de klasik aynı götürdükleri şeyle geminin yürümeyeceğini anladılar. O yüzden farklı hareketler yapmak zorundalar. Forumda bunun konusu açılmıştı. Ben de şey yazmıştım oraya aynısını söyleyeyim. Radikal değişiklikler yapmak zorundalar. Çünkü yani görmedikleri kadar düşük reytingleri gördüler. Ve insanlar memnun değil. Hani ne oldu? Kofi şampiyon yaptılar. İnsanların memnuniyeti ne kadar sürdü? 2 hafta mı? O yani, kadar bile değil belki. Evet. Yani. O yüzden abi çok çabuk tüketiyoruz bir kere genç nesil olarak. Onu da dipnot düşelim. Ya yani, yıllarca beklenen bir şampiyona sabretme süremiz 2 hafta. Ne abi hep Brock Lesnar mı şampiyon olsun? Bırakın başkaları da şampiyon olsun ya. Yani bu nasıl bir maymun iştahlılıktır? Yani sosyal hayatı yaşamış da bir maymun iştahlılık seviyemiz var zaten genç kitle olarak. Bakıyorsun adam sevgili yapıyor. 2 hafta sonra sevgilisinden sıkılıp ayrılıyor falan. Kim yani o ya?
Oğlum kim lan o? Bana söyleyin ismini. Aldım ayıp yan yapmasınlar. Yazık. Kaldı mı ya? Ya genel olarak bak mesela yani. yine mesela. Mahkum kader mahkumları mesela yani. Mesela neyse. Şekila diyeceğim o yani. Genel olarak sosyal hayata yaşanmış maymun yansımış maymun iştahlılığımızın WWE'de yansıtmamız gerekmiyor sevgili güreş dostları. Bence Kofi Kingston şampiyonluğu fena gitmiyor. Tahammül edilemez bir seviyede değil. En azından Brock Lesnar'dan iyi. Evet Numan, bir de sana dönelim. Raw'un yeni karanlık teması. Ya şu karanlık temaya uygun olarak yani görünüşe uygun olarak son saatlerde böyle biraz daha sert maçlar yaparlarsa en azından 18 yaş ve üzeri seyircileri biraz daha kendine çekerler diye düşünüyorum ben. Hani yapmaları evet. Gerekiyor. Çünkü böyle bir şey yapmaya gerek yok. Madem öyle bir tema çıkardın ortaya bunu yapmaları gerekiyor. İşte ne bileyim işte böyle sandalye maçıdır, işte masa maçıdır. Arada yapmaları gerekiyor bunu. Arada her zaman demiyorum. Yani arada bunu yapmaları gerekiyor. Yoksa o temanın hiçbir anlamı kalmayacak. Sadece işte ışıklara kapı baktık ha bitti. Yani. Evet. Rise Above Hate demiş. Black Raw. Ne? Ben görmediğim hiç Ryder'ıydı orada. Rav'da böyle yeni bir temaya kavuştu. Rav'da yeni bir temaya kavuştu. Bakalım yani bunlar hep zaman gösterecek. Hep yani bir haftadır yeni kemer olsun. Brock Lesnar'ın çantası olsun. Yeni temalar olsun. Bunlar henüz yeni yeni alıştığımız şeyler. Hepsini zaman gösterecek. İyi mi olduğunu, kötü mü olduğunu. O zaman Rav'ı puanlayalım ve SmackDown'a geçelim. Öncelikle Checkbox'ta sevgili dinleyenlerimize soralım. Rav 5 üzerinden puanlarını. Şimdi de radyo ekibimize. Numan Rava 5 üzerinden puanın kaç? Ben 3 vereyim ya. Ben şey yapmam. Çünkü kemer olayını falan beğenmedim. O yüzden 3 veriyorum ben. Evet Numan 3 dedi. Boğaç? Ben de 3.5 diyeceğim. Bir de Buğra Güre dönelim. Ya ben de hani 3.75 gibi bir çok şey yapmadan derecelendirmeden söylemem gerekirse 3.5-4 arası bir puan vermek istiyorum. Evet, On My Mind 2 demiş. Vakara Vukara 1.25. Kaan Araç 4. Kod Blue 3.5 demiş. Ve böylelikle Rav'ı noktalıyoruz. Smackdown'a geçiyoruz. Smackdown'da artık yeni YSS ceket çalan 4 demiş. Smackdown'da artık yeni bir yüz var. Yeni bir çanta sahibi var. O da Bayley. Fakat Bayley'e gelmeden önce Money in the Bank maçından bahsedelim biraz. Money in the Bank'te kadınların çuvalladığı söyleniyor. Arka alanda rahatsızlıklar varmış. Aslında evet masa taşımakları bir maç oldu. Sen bu yoruma katılıyor musun Buğra Gür? Sence Money in the Bank'te kadınlar çuvalladı mı? Ve Bayley doğru bir karar mıydı? Ya Bayley kararını tartışırız. Hatta uzun uzun tartışmıştık. Money in the Bank canlı pay-per-view radyosunda. Her pazar saat 22'de başladığımız canlı pay-per-view'lardan önce radyo değerlendirmelerimizde de çok uzun konuşmuştuk Bayley'nin kazanma ihtimalini. Ben kadınların çuvalladığını düşünmüyorum. Kadınların yeteneği bu. Kadınların yapabileceği en iyi şey bu. Zaten maç karta koyduğun tiplerin verebileceği ne ki? Sen ne bekliyorsun ki? Yani çuvallama olayı nedir öncelikle? Beklentinin altında kalmasıdır olayın, değil mi? Hı hı. Yani benim bu maç karttan beklentim bundan fazlası değildi. Ben onun için çuvalladıklarını düşünmüyorum. Yani Natalya'nın işte o kırmızı gözlü kızın adı neydi? Ember Moon. Ember Moon. Ember Moon da maçtaydı değil mi? Maçtaydı evet. Maçtaydı. Maçtaydı yani. Mesela o kadar o kadar alakasız isimlerin. Nicky Cross. Abi Nicky Cross'un ne işi var Money in the Bank maçında ya? Bunu ben maç şeyi de söyledim. Gecesi de, şov gecesi de söyledim canlı radyo. Dana Brooke. Ne işi var abi kemer şey merdiven maçında? Carmella. Naomi. Yani Mendros. Abi bu adamlar hayatında merdiveni kullanmış güreşçiler mi? Sporcular mı? İsimler mi? Dansçılar mı? Neyse artık yetenekleri. Ya kemer maçında en yapamayacak tipleri bir araya da topladılar. Sonuç itibariyle beklenen de oldu. Benim beklentimin altında kalmadığı için çuvalladıklar. Evet. Yorumları böyleydi. Boğaç sana dönelim. Kadınların Money in the Bank maçı Galip Bey'le. Yani ben açıkçası Bayley'nin kazanacağını hiç düşünmüyordum da. Hani o yüzden böyle düşündüğüm zaman
çok böyle çuvalladılar mı, çuvallamadılar mı vesaire çok bilmiyorum da yani zaten Gür'ün dediği aslında doğru. Hani buradaki ekip ne kadar büyük bir performans gösterebilir ki hani ne kadar şey yapabilirsin bunu çuvalladılar veya çuvallamadılar diyebiliriz. Burada herhalde konuşulacak en şey olay, sansasyonel demeyeyim de en haberlere konu olmuş olay bu Carmella ile Mendroz'un yaşadığı gerginlik herhalde. Onun dışında bu maça dair benim aklımda hiçbir şey kalmadı ya. Yani öyle, o kadar ki maçı canlı bile izlemedim yani. Özetine de şöyle çok ufaktan baktım. O zaman Numan chatbox'tan sana hemen sözü verelim. Taner hoş geldin bu arada. Kadınlar çuvallamadı gayet iyi yapıyorlar işlerini bence demiş King of Beards. Kutuyu abi kadınlar devrim diye bir taraflarını yazıyorlar ama maçlarından memnun bile kalamıyorlar. Üçlük maçtı demiş. Böyle böyle yorumlar var yani beğenenler var beğenmeyenler var. Numan sen beğendin mi? Money in the Bank'te beğendiğim tek şey bu maç oldu belki de benim. Yani, öyle mi? Aynen öyle. Yani maçın gidişatı da bence iyiydi de işte bir Dana Brooke kekoluk yapmasaydı maç çok daha güzel olabilirdi. Ben Nikki Cross'a şey diyordum, Nikki Cross maçta gayet iyiydi ya hani. Ama Dana Brooke harbiden fiyaskoydu, fiyasko ötesi ya. Allah fütürcüsü. Neyse. Bu maçın sonucu da benim en çok sevindiğim sonuç oldu bu arada. Bailey in the bank be kardeşim. Başka bir şey demek istemiyorum yani. İyi ki Bailey'i aldı. Yani bir an korktum Dana Brooke falan alacak diye. Allah muhafaza yemin ediyorum var ya. Öyle bir şey olsaydı herhalde orada çok kapatıp giderdim herhalde ya. Daha başka kapatıp gidermiş olur herhalde. Bailey çantayı aldı. Hemen Burak Gür'e dönelim. Bailey'nin acaba çantayı alması Sasha Banks'e bir nispet mi? Çünkü Sasha kaybedecek olduğu zaman yerlere yatıyormuş. Öyle duyduk. Ben geliyor değil mi sesim? Evet. Nispetten ziyade ben bunun bir Sasha Banks'in kazanımı olduğu kanaatindeyim. Çünkü Sasha Banks'in yanında yatıp ağlayan isimlerden biri de Bailey'ydi. Bailey'nin bugün ödüllendirilişi bir açıdan nispet olabilir. Bak Sasha, Bailey geldi, işine, gücüne devam etti. Çantayı kazandı. Sen orada bize masada bizle yarışmaya çalıştın, kart açtın, ağladın, sızladın. Sana da nah var demiş olabilirler. Çünkü Vince McMahon her zaman disiplin ve çalışkanlıktan yana bir isim oldu. Vince McMahon karakterinde bu olduğunu biliyoruz. Böyle bir mesaj verilmiş olabilir Sasha'ya. Öte yandan Sasha da bir kazanım elde etmiş olabilir. En azından Charlotte Flair'a bir kemer daha verilmemiş oldu Bayley'nin kazanmasıyla. Çünkü Bayley değil de başka biri kazanmış olsaydı ana kemeri briefcase'i kaybetme ihtimali yüksekti. Çünkü Nikki Cross, Dana Brooke, Mandy Rose, Ember Moon, Carmella, Naomi, Natalya yani boşa kullanma ihtimalleri çantayı çok yüksek. En güçlü aday Bailey'de kazanarak adeta briefcase'i garanti altına almış oldu ve ardından kemeri kazandı zaten. On My Mind demiş yere yatma olayı yalan haber. Bailey o günün sonunda kutlamalara falan katılmış. Belki yatmadan önce yatmıştır yere. Yani belki de tabii. Ya bunu ya ben tabii hani. Ya aslında yalan hadi yalan diyelim. Abi nerede o zaman Sasha Banks? Hani nerede? Hani Sasha Banks? Nerede? Yani, ilgi çekmek için elinden geleni yapıyor yani Sasha Banks. İşte sosyal medyada paylaştı. Dövme falan yaptırmış. Numan kadınlardan konuşunca başladı galiba şak 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 sesler. Hayırdır? Numan senden mi geliyor? Yok lan benden sana geldiği ses yok ama ben sadece kaybettim. Tamam peş. Evet Bailey de böyleydi. Bailey Sasha nispet mi bu aç bir de senin yorumunu alalım. Sanmıyorum da yani keşke olsa. Yani ben Sasha Banks'ten artık gram hani haz etmiyorum ya. Yani gerçekten nefret noktasındayım kendisine karşı. İşine olan saygısızlığından ötürü nefret noktasındayım. Ya umarım şöyle bir hani bir iki haftaya şey görsek çok memnun olurum. Hani bu şirketin şey haberleri olur ya böyle işte Sasha Banks released diye. Ama onu görmek isterim yani. Görelim de kurtulalım artık. Nereye gidiyorsa gitsin orada. Aynı şey ya bak ben sana kim örnek vereyim. Bak çok güzel örnek vereceğim. Buyurun. Neville, Peck, eşittir Sasha Banks. Neville gerçekten bir insanın ne kadar profesyonel olamazsa o kadar profesyonel değil. Kardeş bak, ondan da beteri var lan. Kim? Austin Aries. Doğru.
Evet, Bayley, Sasha, Çanta böyle böyle devam ediyor. Yeni şampiyon oldu Bayley. Bakalım nasıl bir yol izleyecek ilerleyen dönemlerde. Bir sonraki o zaman olaya geçelim. Dolph Ziggler geri döndü ve Kofi Kingston'ı adeta anasından doğduğuna pişman etti. Çocukluğumuz Dolph Ziggler, Kofi Kingston maçları izlemekle geçti. Kıtalar arası kemer şampiyonluğu için özellikle. Yine bir çocukluğumuza döndük. Ziggler, Kofi, Suudi Arabistan'da maça çıkacaklar Buğra Gür. Yani Dolph Ziggler dönüşünü merakla beklediğimiz isimlerden biriydi. Hatta uzun süredir ya bu adam nerede diye düşünüp duruyorduk. O kolay değil. 10 yıldır neredeyse hiç sakatlanmadan aralıksız güreşen bir adam. Neredeyse 5-6 ay bir yıllık izin yaptı. Kendini de yenileyerek geri döndüğünü gördük. Bakalım ilerleyen zamanlarda Kofi Kingston gibi bir şans bulabilir mi bilmiyoruz ama hak ettiği konusunda hepimiz eminiz. Evet Boğaç, sana dönelim. Dolph Ziggler yeni kemer adayı oldu ve Arabistan'da Kofi Kingston'la karşılaşacak. Özlemiştik ya. Hani Dolph gibi adamın her zaman olması güzel bence yani. Hani eski dönemlerine kısmen de olsa bana böyle kendi kafamda anımsattı yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. İyi ki geldi dedim açıkçası yani bu kadar şeyi çekildiği dönemde, contender çekildiği, zorluğu çekildiği dönemde bence Dolph güzel aday yani. Dolph Ziggler'ın dan ziyade geleceğine konuşacak olursak, kemerin, ana kemerin geleceğini konuşacak olursak, evet. Sıradaki rakipler kim olabilir sence? Ali. Ali olabilir. Yine Kevin Owens herhalde kalır o potada. Evet. Onun dışında bakayım başka kim kalıyor? SmackDown'da başka ben da yok. Ben söyleyeyim mi? Söyle. The Viper, Randy, Orton. Bence kemeri Orton da alabilir abi. Bana verildi Orton. Bir anda kemeri çıkıp alabildi yani. Bak bayram bir kemer almıyor. Yani Sina yakalamış için abi bu yıl Orton'un bir kemer alması gerekiyor. Evet Kaan Araş Biggie demiş. Biggie gitsin tipi yok artık kardeşim ya. Bir heel turn geliyormuş Biggie'den. Tabii gelmez arkadan yani. Saplasa ne olur ama var ya. Saplasa derken. Nasıl yani? Devirde karıştırmış olabilir misin acaba Biggie'yi? Gerçi bir dakika Paige hangisi saplıyordu? Hepsi sapladı. Ya arkadaşlar bu ayda kayıt alındı şu anda artık getir. Vallahi ben bıktım bu işten ya. Oğlum şu esprileri ben yokken yapın ya. Vallahi ya olmuyor abi olmuyor yani. Evet bakalım kim kime yenecek, kim neler yapacak ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Chatbox'a dönelim. Ulan kaç haftadır Ziggler nerede diye düşünüyordum ben de sonunda döndü demiş Oh My Mind. Radyoda koca bir adam ağlıyor. Numan herhalde demiş Punk City. Bırak kardeşim ya. Biggie yorumları var. WWE şampiyonluğunun kaderi Arabistan'da belli olacak. Enteresan bir cümle oldu ama artık dünya böyle. Arabistan'da WWE şampiyonluğu. Profesyonel güreşin başkenti. Cidde. Zeno yazmış. Asıl geçen Lesnar geldiğinde set Kofi'ye sandalyeyi geçirse mükemmel olurdu. Bu ne kardeşim? Plan B mi? Ne? Haydi. Bakalım. Güzel fikir olması. Göreceğiz. Ziggler bakalım kemer alacak mı? O zaman hemen ya eğri de oturup doğru konuşalım. Dolph Ziggler senelerden ortalama bir adamdı. Hani hiç ortalama yaşamadı. Burager, Dolph Ziggler WWE şampiyonu olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Zaten daha önce World Heavyweight Champion olmuştu. İki kere. Yani ben ana kemer kazandığı için şüphem yok. Momentumunu yakaladığı zaman seyirciyi arkasına alan bir isim. Şimdi bu nasıl bir cümle oldu? Momentumu yakalamak zaten seyirciyi arkasına almak. Evet. Yani seyirciyi arkasına aldığı zaman ring içinde arenaları idare etmeyi bilen bir isim. Yani şeyi koklamak vardır. Ringi koklamak vardır. Ya maçın ne zaman temposunu yükselteceğini, ne zaman temposunu düşüreceğini, ne zaman seyirciye işte bir taunt yapıp maçın içine katabileceğini bilirsin ya. Dolph Ziggler bu konuda da amiyane tabirle söylüyorum. Kaşarlaşmış bir isim. Gerçekten çok büyük tecrübe. The Miz mesela
bu tecrübeye hiçbir zaman ulaşamadı. O da yıllardır güreşiyor olmasına rağmen. Zaten bu nedenle biraz o Hollywood tarafına evrildi. Dolph Ziggler da ring içinde kalınca sönükmüş gibi göründü. Hayır, aksine Dolph Ziggler ring içinde gerçekten büyük yetenek. Bir de seyir zevkini yükseltiyor karşısındaki güreşi de yetenekli olduğu zaman. Ana kemer kazanmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü şu an ana kemer Kofi Kingston seviyesinde yani. Ne? Ya... Çabuk kopiciler gelmeden. Haydi. bundan önce de çok yüksek değildi. Yüksek değildi. Zaten Nakamura seviyesinde falandı. Abi yani. Koficiler şu an uyuyor. Bir sıkıntı yok. Sallayabilir. Oo! Saat 11 olmuş. Pardon. Haydi çocuklar yatağa. Sağ orada pankek. Yalnız susatır oruçta. Neyse, hemen chatbox'ta. Abi Kofi iyi ama Owens'a vermedikleri kemeri GG'ye vermesinler. Ziggler'ın albenisi yok demiş Rotunda. Ziggler inşallah alır demiş Emir Aydoğan. Yani ne yapıyorsun? Gelin evinden kız mı istiyorsun? Ne albenisi yok? Bu lafı biraz aç. Kimle mi yapmış bu yorumu? Doğan demiş. Doğan mı demiş? Ya tamam, boş ver o zaman. Ya bırak, boş ver. Saat 11 olmuş. Numan uyku saati diyor Taner. Evet Numan. Şimdi kardeşim gelmişim 21-22 yaşında, daha bir tane şov ajanda kalmamış lan aslanım, bana desin uyku saati diye. Gözüm yapma ya. Neyse. Yapma ya. Numan. Oh my mind yazmış, bir dakika. Tamam. Gür az önce çabuk tüketmeyin falan deyip şimdi Kofi seviyesi demen. Ya ben çabuk tüketmeyin deme olayım. Kofi'nin şampiyonluğundan 2 haftada sıkılan romantikler. Ben buna sinirliyim. Ama şu açıdan da Kofi'nin şampiyonluğuna tavım. Neden diyecek olursan, Kofi Kingston bir marketing ürünü ve kapitalizmin bu Arap şovlarından tut işte pankeklere, kahvaltılık gevreklere kadar profesyonel güreşle iç içe girmiş olmasından rahatsızım açıkçası. Evet, net bir yorum oldu. Numan, Ziggler WWE şampiyon olmalı. Ya abi, bence Ziggler artık hiçbir şekilde zevk vermiyor bana. Zaten kendisi de komedi kariyerini abi yöneldi. Yani evet. Olmamalı. Ki Kevin olmasın, alamadığı kemeri şimdi Ziggler alırsa abi ben ağır bir şekilde söverim yani. Net bir şekilde yani. Çok belli bir şey bu. Bu aç Numan farklı bir bakış açısı getirdi. Sen de buna katılıyor musun? Kısmen katılıyorum ya. O yüzden hali hazırda aktif güreşen, yani aktif değil mi? Yani aktif nasıl? Çok abes bir şey söyledim, bir düşünmüyorum. Aktif güreşen biri kazansın. Ve acilen Kofi Kingston'dan alsınlar o kemeri. Yeter, eriti duruyor abi ya. Vallahi eriti duruyor ya. Bir şey diyeceğim size. Evet. Şu anda bana kalırsa bak, abi kendi fikrimi söylüyorum. Bilmiyorum, belki linç yiyebilirim. Şu anda abi WWE kemeri de alması gereken SmackDown'da tek bir kişi var. Jinder Mahal. Sami Zayn abi. Hayda. Doğru. Abi adam tam doğru. Bir kudurtucu yani. Evet, Sami Zayn çok iyi bir karakter geliştiriyor şu an. Doğru. Doğru. Evet, Ziggler'ın tek özelliği overselling demiş Rotunda. Her overselling yapan adam iyi güreşçi ise en son neden gömülüyor demiş. Böyle. O zaman SmackDown'u da noktalayalım. Chatbox, sizlerin de çok değerli yorumlarını bekliyoruz. Aynı zamanda da değerli yorumcu ekibimizin de. Buğra Gül'e başlayalım. SmackDown'a 5 üzerinden kaç puan veriyoruz? Gene ya wildcard kuralı. SmackDown'a bütün güreşçileri yıkıp hem Raw hem SmackDown'da kullanmak çok ilginç oldu. Fakat şovların temposunu arttırdığını düşünüyorum. Yine 3-3.5 arası bir puan veriyorum SmackDown'a da. 3-3.5 dendi Numan. 3 benden de 3. Artılmamış oldu. Boğaç sana da dönelim. 3-3. SmackDown izlemiyorum demiş King of Beards. Oh my adam, my. Adam. 3 demiş. Code Blue 3 demiş. Kuti 3 demiş. Ve SmackDown'da böyleydi. SmackDown'da böyle noktalıyoruz. O zaman bitirelim mi bu kısmı? Evet, bu hafta da bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Haftaya cumartesi günü saat 22'de radyo bültenimizde tekrar görüşmek üzere. Forumdan güreştürkiye.net'ten radyo linkine ulaşabilirsiniz. Ayrıca güreştürkiye'nin sosyal medya hesaplarından radyo linklerine ulaşabilirsiniz. Haftaya cumartesi saat 22.00'da değerlendirme bülteni olacağız. Ayrıca cuma günü Arap şovu var. Cuma günü de saat 18'de ya da 17'de ya da 16'da
bir canlı show radyomuz olacak ama saat kaçta olacağını henüz kararlaştırmadık. Tabii ki. Ona da görüşmek dileğiyle diyelim.